Hanımefendi, iyi misiniz? Evet, Carlos. Benim için tut. Merhaba. Merhaba aşkım. Henüz ofiste misiniz? Orada bazı kağıtları unuttum. Gidip alabilir miyim? Hayır bebeğim, işleri halletmek için dışarı çıkmak zorunda kaldım. Ama akşam yemeğinde görüşürüz. Yapmanız gereken şey çok önemli olmalı, değil mi? Ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsun. Seni evde bekliyor olacağım. Carlos, şimdi burada olanların tam bir açıklamasını tutmanı istiyorum, tamam mı? Elbette hanımefendi, tamamen anlıyorum. Gidelim. Gidelim. Hanımefendi, bir şey söylememe izin verir misiniz? Hiçbir şey söyleme. Lütfen, Carlos. Ciro. Tamam. O zaman şimdi ne yapacağız? Bu ikisini takip etmeye devam edin. Beni finansa taşı. Merhaba Leticia. Senden istiyorum, kocamın faturalarını al. Ve son 3 aydaki kart harcamalarını inceleyin. Ayrıca hesabını hemen iptal etmeni istiyorum. Evet, hemen iptal edebilirsiniz. Geldik hanımefendi. Ne yapmamı istiyorsun? Hadi aşağı inelim. Bundan emin misin? Mutlak. Tamam. Tebrikler. Gerçekten iyi bir zevkin var, değil mi? Senden bahsetmiyorum, hayır. Mariana, burada ne yapıyorsun? Burada yaptığım şey, sanırım en az önemli olanı, değil mi Victor? Açıklayabilirim. Neyi açıkla? Beni çalışanımla aldattığınızı mı? Ve paramı buna mı harcıyorsun? Neden bahsediyor, Victor? Oh, neden bahsediyorum. Sana söylemedi, hayır. Sana çarçur ettiği para benim cebimden çıkıyor. Bir kuruşu bile yok. Bak, sana bir iş bulmanı tavsiye ederim, anladın mı? Aslında, ikinize de bir iş bulmanızı tavsiye ederim. Çünkü kovuldun. Sabahı orada ilk ayda geçirebilirsiniz. Aşkım, açıklayabilirim. Duy beni, aşkım. Yanına gitme. Elini benden çek, seni zavallı adam. Onunla böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Yüzsüz. Sen bir altın arayıcısın. İkinizin de hayatımdan uzakta olmasını istiyorum. Bana sürpriz yap, Carlos. İşte, Victor. Bekar bir anne olacağım. Çünkü benim tarafımda senin gibi karaktersiz bir pislik olmasından daha iyi. Mariana. Mariana. Hile yapmadan önce unutmayın. Seni gerçekten seven birine verebileceğin zarardan.